La gazette dello Sport'ta bir haber. Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu menajeri aynı zamanda değil mi? Doğru biliyorum. Ee, şu anda Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna odaklandık. Fenerbahçe bize yeşil ışık yakarsa transfer tekliflerini değerlendirmeye alırız diyor. Ve bu haberde de Milan ve Napoli adı geçiyor. Ee, bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe bu boşluğu doldurabilir mi? Ferdi e, gitmeli mi kalmalı mı? Yani tabii ki kalmalı normalde takım içinde ama e, nasıl değişir dengeler Fenerbahçe'de? yerel maçını starttan izledim. Uzun süre sonra Fenerbahçe'yi starttan izledim. İlk defa hatta Jorge Jesus takımını starttan izleme şansım oldu. Yani Ferdi ayrı bir parantez açacağım. Ben Fenerbahçe'yi çok beğendim bu arada. Çok fazla da eksiği vardı. Buna rağmen hiç fena bir oyun ortaya koymadı. <laughs> ve güçlü bir takıma karşı. Kötü bir takım değil tabii. Ee, İki maçında da, Rayo maçında da bu maçta da fena oynamadı. Bu maçta daha çok beğendim. Rayo maçına göre. Ferdi geldiği gün Fenerbahçe'de karşılaşmıştık ve bir hayran olarak fotoğraf çektirmiştim. Çünkü gerçekten çok büyük bir potansiyel ve çok ince yani çocuk gibi bir fiziği olan daha gelişmeye çok açık bir fiziği olan bir oyuncu adayıydı. Veya da profesyonel futbolcuydu. Ferdi'nin geldiği nokta olağanüstü bir nokta. Yani kendisini kas kütlesi olarak bu kadar geliştirirken hantallaşmaması büyük bir başarı. Hı hı. Nasıl çalışıyorsa artık gerçekten helal olsun. Kendine iyi bakması konusunda yani maşallah çok iyi gidiyor. Artı mevkisel olarak değişip oyunundaki önemli değişikliğini göstermesi. Ya Pedraza ile girmiş oldukları bir pozisyon var. Ferdi sprint attı. Pedraza takip etmeye çalışırken sakatlandı. Yani bek pozisyonunu biraz hani Türk işi Spinazzola gibi oynuyor soldayken. Sağdayken bek, sağ bek olarak gerçekten çok iyi oynuyor. Merkeze koysam bence merkezde de çok çok iyi bir opsiyon olacak. Ki milli takımda böyle de kullanılabilir ama sanırım Stefan Kunt solda tercih ediyor. Ee, olağanüstü bir oyuncu haline geldi. Birçok boşluğu doldurabilecek. Seninle konuşurken hatta hani Napoli'nin o üç tane Arda Güler, Crespo, Ferdi transferiyle ile ilgili haberleri çıkıyordu. Ben olsam bir kulüp yöneticisi ben ilk olarak Ferdi'yi alırım. Hmm. Çünkü en hazır en, en hazır ve birçok mevkide senin işini görebilecek bir futbolcu. Önde de görür. Orada önde de iş yapabilen futbolcu. Caner ön oyuncusuydu. Sol bek'e geçti. Niye? Çünkü önde aslında farklı meziyetler lazım. Daha çabuk olman gerekiyor. Teknik olarak daha üstün seviyede olman gerekiyor ama teknik olarak ortalama bir sol bekten daha iyisen geride iş yapıyorsun Caner gibi. Caner bir şekilde sol bek evrildikten sonra bambaşka bir futbolcu oldu. Aslen bir sol ön oyuncusuydu. Ferdi sol ön, merkez ön ya da sağ ön oyuncusuyken bir anda bek oyuncusu oldu Pereira döneminde ve gerçekten olağanüstü bir maç çıkarttı. Hazırlık maçı olmasına rağmen. Zaten çok beğeniyordum. Bence sezonun en iyisi Valencia tabii ki golleri atıyor ama bence Fenerbahçe'de şu an sezonun en istikrarlı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu. Hangi görevi verirsen ver işini yapıyor. Şimdi babasının tabii böyle açıklamaları olması aynı zamanda Fenerbahçe'yi işaret etmesi de önemli bir nokta. Çünkü Fenerbahçe isterse eğer oyuncuyu yurt dışına göndermek isterse, oyuncudan bir bonservis bedeli kazanmak isterse, oyuncunun yerine koyacak başka bir isim bulabilirse o transfere izin verir. Sözleşmesi var şu an Ferdi Kadıoğlu'na. Ki Ferdi de memnun Fenerbahçe'de olmaktan. O yüzden hani çok kısa vadede eğer çok olağanüstü bir teklif gelmezse en azından devre için söylüyorum. Öyle bir devre arası değil de transfer dönemi için. az alışkanlık kusura bakmasın seyirciler. Transfer dönemi için öyle bir hamle <laughs> beklemiyorum ama yaz döneminde işte sen de biliyorsun son dönemlerde Fenerbahçe'ye 20 milyon yakınlarında çok fazla teklif geliyor oyuncularına. En son kimince? Burada da eğer iyi bir teklif gelirse neden olmasın? Çünkü Fenerbahçe'de artık şey sorunu yok. Oyuncu sattık. Ah ne yapacağız düşüncesi yok. Satılanı yerleri bir şekilde dolduruluyor. Bu planlamaları çok iyi yapıyor Fenerbahçe yönetimi. Hani alırken de çok iyi yapıyor. Ferdi'nin gelmiş olduğu maliyete de bakalım ve gelişimine bakalım. Gerçekten olağanüstü bir transfer başarısından bahsediyoruz. Şu an takımın en eski oyuncusu bu arada. Onu da hatırlatalım. Ferdi Oldu mu o kadar? Tabii tabii. Şu an Ferdi'den daha eski bir oyuncu yok Fenerbahçe doğru. kadrosunda. Doğru. Evet evet. Ve gerçekten takdir ediyorum. Kendisini de tebrik ediyorum. İnşallah böyle devam eder. Hem milli takım için hem Fenerbahçe için. Sonra ileride başka bir takımda oynarsa çok çok iyi bir kariyer e, kariyere <laughs> doğru gidiyor. Fenerbahçe için transfer konusuna geleceksin. Onu da Geleceğim. Yavaş yavaş geleceksin diye düşünüyorum. Ee, şimdi Bugün bir Abu Bakar ismi çıktı. Joao Pedro e, uzun süre oynayamayacak. E, tabii ki başka isimler de var. E, Joshua King çok iyi döndü. Fenerbahçe bir hücum oyuncusu almalı mı sence? Z Zannetmiyorum alacağını şu an. Yani bu. Stoper mutlaka istiyormuş. Stoper istiyor, evet. Sol ilgili belki bazı şeyler söz konusu olabilir. Eğer bu tamamen Joao Pedro'nun Luan Perez'in durumuyla alakalı. Fenerbahçe'de şu an bir acil bir transfer durumu söz konusu değil ancak Luan Perez'in durumu uzat, uzat uzarsa hı hı. ister istemez sayısı olarak bir stoper gerekecek oraya. Vienna hiç stoper olarak düşünmediğini varsayarak söylüyorum bunu. Sol bek meselesinde de e, yani dediğim gibi fırsatlara göre özellikle sezon sonu için belki orada bir hamle yapılabilir. Ferdi'den bağımsız söylüyorum bunu. Yani Ferdi girecek oraya birisi gelecek şeklinde değil. Ferdi başka mevkilerde de oynayabildiği için kadroda kaldığını varsayarak Orada belki bazı hamleler yapılabilir. Ama Joao Pedro'nun, Luan Perez'in net bir şekilde ne kadar süre uzakta kalacakları çok acele yok Fenerbahçe'de. Zaten transfer döneminde de bir aydan fazla süre var. Tabi. 12 Ocak'ta açılıyor. O döneme kadar da Allah korusun hani hiçbir şey olmasın tabii ama takımlarda da ne hani değişiklikler olabilir. Ve geri dönüşler de daha netleşir. Ondan sonraki hedefler yapılır ama Net acil bir forvet oyuncusu Joshua King'in de form durumunu ki ben de maçta onu da çok beğendim. Joshua King'in form durumunda göz önünde bulundurursak böyle King, Valencia, Batruayi artı Serdar ki Serdar bu maçta yine gol attı eee penaltıdan ama tartışıldığı pozisyonlar da oldu evet, maalesef. Bir topu direkten döndü ama dediğin gibi eleştirildi pozisyonlar. da Biraz eleştirildi da ama 3 tane net forvet oyuncusu var şu an elinde. Diego Rossi'ydi bu arada. 4-4-2 oynadı Fenerbahçe. Onu da merkeze kullandı bu karşılaşma. Gereksiz bence de. Yani Fenerbahçe'nin hücum gücü zaten iyi. Yani oraya yapacağına yani şu, savunmaya bir takviye yapabilir. Şöyle söyleyeyim. en fikir ol, yani kanatlardan da çok iyi verim alıyor Fenerbahçe gol olarak. Yani Emre'den Ortadan verim alıyor. alıyor her alıyor. alıyor. Rossi'den alıyor. Lincoln'den alıyor. Alioski'den alıyor, alıyor. Yani... Doğru. Fenerbahçe'nin öyle bir ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi merak edilen bir konu var. Serhan Türkiye onu da sorayım. Galatasaray'da iç transferde bu dönemde Dünya Kupası arasında bir görüşmeler de oldu. Tabii. Ee, sıcak bir imza yenileme geliyor mu? Bekleyebilir evet. Bekleyebilir miyiz? Kimler? Geliyor. Şunu söyleyebiliriz biliyorsun. Uzun zamandan beri iki isim üzerine duruluyor. Birisi Kerem oldu, Diğeri de Yunus Akgün. Yunusak Günler konuda anlaşıldı. Hatta anlaşılacak mı, ne olacak diye konuşuluyordu. Niye uzadı diye konuşuluyordu. Yunusak Gün'ün menajerinin yurt dışında olması ve buradaki muhatapı Erden Timur'un Galatasaray kulübüyle ilgili işlerle ilgili transfer görüşmeleri görüşme bulunması bu süreyi biraz uzattı. Ama mutlu son bugün itibariyle bitti. Yarın imzalar atılacak. Yunusak Gün'ün maaşında iyileştirme yapıldı. 13 milyon TL civarında bir yenilenmiş maaşı söz konusu olacak. Hem Yunus mutlu olacak hem Galatasaray mutlu olacak. Zaten aldığı para da hem TL aldıkları için biliyorsun Türk futbolcular TL aldıkları için düşük seviyede kalmıştı. Bundan dolayı da görüşmede mutlu sona ulaşıldı. Yarın Yunus Akgün'le yeni bir sözleşme imzalayacak Galatasaray. Yarın imza ee, imzalanıyor. Bu evet, önemli. Bunu vurgulayalım. Bunu vurgulayalım. Kerem Aktürkoğlu ilgili hala görüşmeler devam ediyor. Net bir şekilde durum söz konusu değil. Hala görüşmeler devam ediyor. Ne olumlu diyebiliriz, ne olumsuz diyebiliriz ama e, aynı seyirde devam ettiğini dile getirebiliriz. Peki, e, şimdi tabii performans da etkilenecek muhtemelen. Yani sonuçta hı hı. E, insanız, hepimiz etkileniriz. Şimdi Kerem son maç hat-trick yaptı. Tam müthiş bir form yakaladı. Dünya Kupası arası oldu. Hı hı. E, i̇yi bir sözleşme alırsa bu formunu, devam ettirme ihtimali evet, daha, e, yüksek. E, tabii ki daha yüksek. Yunus'ta muhtemelen Hı. olacaktır. Yunus'ta bir şöyle bir şey oldu bu sezon. Yükselmesi. Onu Süper Lig ve bir de Türkiye Kupası olmak üzere 11 maça çıktı. 22 yaşındaki futbolcu sadece bir asist yaptı. Yani beklerini karşılayamadı. Tabii. Beklenen neydi? Ee, geçen seneki Adana Demirspor performansı. Gerçekten Adana Demirspor'un geçen seneki yükselişindeki en büyük pay sahiplerinden birisi. Bana sorarsan birincisi Murat Sancaktı. İkincisi de Yunus Akgün'dü. Öyle görmek lazım. Yunus Akgün e, tabii ki gelir gelmez hem yerli statüsünde oynaması, hem Galatasaray'ın özellikle solda Kerem, sağda Yunus o, oynatmak istemesiyle beraber iştahı kabarmıştı. Ama maalesef hem ne Kerem ne Yunus beklerini veremedi. Ama Yunus da şöyle bir durum söz konusu, Katar e, Dünya Kupası arasında kendisi kişisel gelişimini tamamladı diyebiliriz. Yani kendi antrenmanlara gitti, özel antrenör tuttu ve e, antrenmanlarına, hiçbir şekilde hani herkes tatile giderken Yunus burada kaldı ve antrenmanlar da devam etti diyebiliriz. Bu açıdan hırslı bir Yunus bizi bekliyor. Geçen seneki e, Adana Demirspor performansını gösterdiği takdirde Galatasaray taraftarının sevdiği bir isim, daha çok sevdiği bir isim haline gelir. Ama şu da bir gerçek, Raşik diye adında bir tane muhteşem bir oyuncu var. E, Formayı kesmek, alması zor değil mi şu anda? Oyuncuyu kesmek şu an için biraz zor. Peki. Şimdi bir sözleşme olayı da Fenerbahçe'de var. Yusuf Kenan Çalık onu sorayım. E, Altay'a bazı teklifler geldiği haberleri çıktı. Kaleci Altay'a. Sonrasında e, bildiğimiz kadarıyla Jesus'un kulağına gitmiş bu. Mutlaka takımda kalsın demiş. Onun da sözleşmesinin yenilenmek üzere olduğu e, haberleri var. Görüşmeler yapılıyor. Hem Altay hem Zayt hem Valencia ile. Zayt'la da. Evet. Üçüyle de görüşme e, yani üçüyle de aslında devam edilme eğilimi söz konusu. Altay tabii ki çok daha farklı bir konumda. Hem yaş itibarıyla hem takımdaki konum itibarıyla Valencia 33 yaşına geldi. Yani bir sonraki kontrat belki son kontratı olabilir Valencia için. O yüzden görüşmeler üçüyle farklı ilerliyor ama evet üçüyle de bir sözleşme görüşmesi ya da emareleri hepsiyle direkt görüşme olmayabilir şu an ama Altay konusunda haklısın. Altay'ın takımda kalması Elzem Fenerbahçe için. Bunu ben daha önce de söyledim bu arada. Altay eleştirildi bu sezon içerisinde. Altay'ın eleştirilmesi sebebi Altay'ın normal bir kaleci performansı sergilemesiydi. yani Altay olağanüstü oynuyordu zaten. olağanüstü normale dönünce bir anda ne oluyor dedi herkes. E, Rayo Bayaykan'ın <laughs> maçında da bir sürü kurtarış var. Gayet iyi oynadı. Evet. Son maçta kadroda değildi. İrfan Can Eribayat bu arada ilk kez formalıydı. Evet. E, Belinden bir sakatlığı var Altay'ın Ama Ligi lige yetişecek yansınacak. O Onda bir kadar uzun yok. bir sakatlık değil Onda bir sıkıntı yok O yüzden Altay konusunda Evet Fenerbahçe kulübü uzun süreli bir Altay projesi yapıyor Haklı bir şekilde bu arada Altay gibi bir kaleciyi bulmak Yerli bir kaleciyi bulmak kolay değil Ka Takım kaptanı şu an öyle de görmek gerekiyor Takım kaptanlarından bir tanesi Ve önemli bir isim Bu sezon belki kötü başladı ama Tekrar eski formuna dönme eğiliminde Altay ile ilgili ben çok sorun olacağını düşünmüyorum. Yine bir kere daha hani şu şeyi e, şerri koyayım. Çok olağanüstü bir teklif gelmezse. Çünkü Fenerbahçe'de politika şu. Oyuncularımızı tutalım. Makul fiyatlarda maaşlarda tutalım. Ki maaş dengesini çok ciddi anlamda aşağı doğru çekti Ali Koç yönetimi. Hani onu da hakkını burada teslim edelim. Mali konularda Ali Bey'in yaptıklarını herhalde şu şartlarda Türkiye'de kimse yapmamıştır diye düşünüyorum. Yani sponsorluk bazında da, hibe ettiği para bazında da ve aynı zamanda da maaş yükünün azaltılması konusunda da Fenerbahçe'de çok önemli işler yaptı. Çok önemli bir teklif gelmediği takdirde, çok yüksek rakamlardan bahsediyorum, oyuncuyu tutarlar. Ama eğer inanılmaz derecede cazip bir teklif gelirse kimse, yani mantıken zaten tutmamak gerekiyor. Altay'a ee, bir ayaks talip olmuştu galiba. Yine birkaç e, önemli takım talip olmuştu. O dönemde Altay'ın kafası karıştığında hani bilmiyorum bu bir yerde çıktı mı? Ben bunu özel bir yerden öğrendim. Hani Çıkmış da olabilir. Ali Koç'un devreye girip çok güzel, çok lüks bir araba verdiğini e, evet, evet. öğrendim. Markayı şimdi tabii söyleyemiyorum. E, ama e, çok... Arda'ya da verdi zannedersem. Şey. Arda Güler'e mi? Arda'ya diyebilirim ama. Ardın ama Arda'nın daha yaş tutmaz ehliyet. <laughs> hediye ettiğini biliyorum. Kaç yaşta evet, abi? Belki 17'de. ailesine vermiş hediye olabilir. Hediye Aynen he. dediğin gibi. Ama e, Altay'a çok güzel bir araba <laughs> hediye ettiğini ve o şekilde ikna ettiğini biliyorum. yani isterseniz, saygım sonsuz. İsterseniz sorabilirsiniz. Yani gelecek hafta içinde muhtemelen bir tesislere uğrayacağım. <laughs>